Kanalımdan herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bir önceki videoda örmüş olduğum, anlatımını yapmış olduğum bu hırkanın düğmelerinin nasıl dikileceğini göstereceğim. Düğme dikimi ile ilgili çok fazla mesaj alıyorum. Onun için ayrı bir video çekmek istedim detaylı olarak. Öncelikle ürünümüze düğmelerin yerlerini ayarlamamız gerekiyor. Şöyle ilk burada şu başlangıç noktasından bir tane düğmemi koyuyorum. 1, 2, 3 tane şöyle saydıktan sonra yani belli bir aralık belirliyorum. Ben 3 ilmek olarak belirledim. Daha sonra 1, 2, 3, ikinci düğmemden sonra üçüncüyü de yine yerleştiriyorum. Çok böyle aralarını ben 4 tane yapsam çok fazla olur bu şekilde sevmiyorum. Daha sık sık böyle öne açılmayan bir ürün ortaya çıksın istiyorum. 1, 2, 3 ve bu şekilde yerleştirdim gördüğünüz gibi. Önce düğmelerin yerlerini ayarladıktan sonra dikme işlemine geçeceğiz. Normal dikiş ipi ve iğnesiyle şöyle iki kat yapıyoruz ve ucuna güzelce düğüm yapıyoruz. Burada şimdi öncelikle şöyle şu noktanın tam altını belirliyorum. Bakın şurası. Belirlediğim nokta burası. Şöyle biraz daha yakın göstereyim sizlere. Bu noktadan şöyle batıyorum. Ve bu düğüm yaptığım iki kat olan ipimin içinden geçerek buraya bu ipi sabitliyorum önce. Şimdi düğmeyi koymadan önce sizlere nerelere batacağımı göstermek istiyorum. Bakın buradaki şu orta göbekteki ilmeğimizin düğmeyi tam ortasına yerleştireceğiz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yerleştirdikten sonra önce şu noktadan dikeceğim. Daha sonra 2-3 tur bu noktadan diktikten sonra bir de tam ilmeğin bu tarafındaki noktadan dikeceğim ki düğmemiz tam ortalansın ve buradaki ilmeğin üzerine tam eşit gelsin. Şimdi şöyle düğmemi de düz bir şekilde iğnemi geçiriyorum. Bakın batacağım nokta şurası. Buradan batacağım ve buradan çıkacağım karşı tarafından. Şöyle düzeltelim. Ben düğmelerimin yönüne dikkat ediyorum. Siz de edin lütfen. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Ve o gösterdiğim yani şu nokta, şu ilmeğin. Bakın bu ilmeğin. Elimle şöyle göstereyim. Bu ilmeğin. Sağından batıp solundan çıkıyorum. Pardon. Önce buradan geçirmem gerekiyordu. Sizlere göstereyim derken karıştırdım. Sağından batıyorum ve diğer taraftan çıkıyorum. Şimdi tekrar düğmemden yukarıya çıktım. Şöyle bir aşağıya iniyorum. Bakın düğme çok sağlam değil bu aşamada. Şimdi buradaki ilmeğin alt sırasına geçiyorum. Yani düğmenin tam şu altındaki şu noktaya bakın burada ilmek gibi var. Buradan sağ taraftan batıp diğer karşı taraftan çıkıyorum. Ve düğmemi tekrar ipimi geçiriyorum düğmemden. Tekrar çıkarttım. Evet. Yine aynı noktadan yani direkt buradan battığımda aşağıya geçirmiş olacağım. Bakın bu tarafa. Gidiyorum. Tam karşısından yukarıya çıkıyorum. Ben şimdi oradan direkt olarak düğmenin içinden normalde çıkıyorum. Sizlere göstermek için çıktığım noktaları gösteriyorum iğnemle. Evet. Bu şekilde çok daha sağlam bir düğme dikmiş olduk. Yani şöyle göstereyim bakın. Şurası bizim düğmemizin ortası. Tam düğmeyi koyduğumuz nokta birkaç tur şuradaki ilmeğin etrafından dikiyoruz düğmemizin içinden geçirerek. Daha sonra birkaç turda buradakinden yaptığınızda bu kez düğmeniz çok sağlam bir şekilde buraya dikilmiş oluyor. Şöyle son olarak alt tarafa geçtim. Burada güzelce şöyle bir iki düğüm atıyorum. İyice sıkıştırdım.
Tekrar bir daha sıkıştırıyorum. Burada şöyle 0-0 düğüm fazla attığım için 0-0 burayı kesebiliyorum. Bir sorun olmuyor. Ve gördüğünüz gibi dikiş ipiyle diktiğinizde kesinlikle ip belli olmuyor. Şöyle ilk düğmemize takalım. Daha sonra yine aynı şekilde. Öncelikle düğmenizi 1, 2, 3 olması gereken yere şöyle tekrar düzeltiyoruz. Ve onun alt tarafına denk gelen nokta burası. Zaten 3 ilmekte bir yaptığımız için şöyle göstereyim. Çıkaramadım. Bakın düğmemiz burada. 1, 2, 3. 3. ilmeğin yanındaki şu aradan diğer düğmemizi dikeceğiz. Yine aynı şekilde aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Evet, daha fazla göstermeyeceğim. Videomu uzatmamak adına bu şekilde bütün düğmeleri dikerek tamamlıyoruz. Umarım düğme dikimi arayan arkadaşlarıma yardımcı olabilmişimdir. Özellikle tulumda çok fazla soruluyor. Düğmenin nasıl dikileceği. Şimdi ben şunların hepsini bitirip sizlere hepsinin dikilmiş halinden tekrar bir kapanış yapmak istiyorum. Evet, hırkanın düğmelerini gördüğünüz gibi dikerek tamamladım. Hırkanın yapılış videosunun sonunda da belirtmiş olduğum gibi ayrı olarak düğme dikimini anlatacaktım ve kulakların anlatımını yapacağım bundan sonraki videoda. Hırkanın yapılışını da kulakların yapılışını da açıklamalar kısmına ya da yorumlar kısmına eklerim. Örmek isteyenler oradan ulaşabilirsiniz. Linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Umuyorum sizler için faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ücretsiz bir şekilde abone olmayı, beğeni, yorum ve paylaşım yaparak da bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum.